Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Süleyman Varol toplantıda yaptığı konuşmasında şubelerinin amacından ve vermiş oldukları hizmetlerden bahsetti. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak temel amacımız üyelerimizin mesleki alanda bilgi ve birikimlerini arttırmak, fikir ve taleplerini hayata geçirmek, mühendislik faaliyetlerini uluslararası standartlarda ve kalitede sürdürmeleri için teknik ve hukuki altyapının oluşturmasında önce olmaktır. Meslek odası olarak üstlendiğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda birçok faaliyetleri geliştirerek yaptığımız çalışmaları daha iyi seviyelere ulaştırmaktır. Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizde önce olarak ülkemizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine en güzel hizmetleri vermeye çalıştık. Meslekte birlik ruhuyla sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci içerisinde çalışmalar yaptık. Bu vesileyle görevi teslim aldığım Başkanımız Sayın Akif Aksoy'dan, Kurucu Başkanımız Sayın Masar Gündoğ'a kadar büyük bir özveri ve titizlikle çalışarak odamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarıma şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli meslektaşlarım, detaylarını çalışma raporumuzda gördüğünüz, sizlerin de birebir içerisinde yer aldığınız faaliyetlerimizden birkaçına değinmek istiyorum. Şubemiz Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilciliklerimiz dahil sayısı 3200'ü aşan, her geçen gün genişleyen ve her geçen gün yeni başarıları imza atan büyük bir ailedir. Bünyemizde bulunan asansör kontrol merkezimizde asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Şu an itibariyle 41 ilçeyle protokolümüz vardır. Protokollerimizi genişletmek ve daha fazla vatandaşımıza yardımcı olmak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde düzenli olarak devam ettiğimiz periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetlerimiz, baca uygunluk kontrollerimiz ve mesleki eğitimlerimiz bulunmaktadır. LPG, SMM, doğalgaz, yapı denetim, kadın üye, kamu üniversite gibi uzmanlık komisyonlarımızla birlikte bu komisyonların aldıkları kararlar doğrultusunda üyelerimiz ve kamu yararına çalışmalar yapılmaktadır. Mühendislerin gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmeleri için mesleki eğitim aşamasının ilk adımı olan üniversite eğitimi sırasında kazanılmış bilginin üzerine meslek yaşamı süresince yeni bilgiler eklenmesi gerekmektedir. Bu bilinçle şubemizdeki eğitim sistemine yenilik getirerek 3 ay kadar sürecek olan kariyer ofisi programı oluşturulmuştur. Mühendis arayan firmaların talep eğitim eğilimi ortaya çıkarılarak üyelerimize çeşitli alanlarla ilgili mesleki eğitimleri ücretsiz olarak şubemizde yüz yüze, temsilciliklerimizde ise online olarak vermekteyiz. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin etkili bir özgeçmiş hazırlanmasından başlayarak her aşamasında yanında olup istihdam sağlanmasına yardımcı olmaktayız. Yine Ekim 2022 yılında şubemiz tarafından yapılacak olan savunma sanayi sempozyumu ve sergisi için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, yaşadığımız pandemi nedeniyle yasaklardan dolayı kısıtlı da olsa tüm oda faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık. Son 4-5 aydır ise yoğun bir tempo ile üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli organizasyonlar düzenledik. Bir araya gelmenin dahi bu kadar zor olduğu zamanlarda 2 yıl gibi kısa süreye sığdırdığımız ve kamuoyunun takdirini kazanan bu çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yapacağımızın teminatı olacaktır. Kıymetli meslektaşlarım, hep birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi 16. dönemde de başarılı hizmetlere imza atmak istiyoruz. Ülkemizin artarak devam eden problemlerine kendi ölçeğimizde ve sorumluluk alanımızda çözümler üretmek istiyoruz. Yüce Rabbimizin razı olacağı, iyi olan, doğru olan, güzel olan ne varsa onu yapmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları başarmak istiyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da meslekte birlik anlayışıyla birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, samimiyet içinde hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bu duygular içerisinde sözlerimi bitirirken bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.